Nasıl gidiyor kanka? Ne nasıl gidiyor? Petek'le ilişkin. Kayınvalidenin de gözüne girdin ha. Oo, artık sırtın yere gelmez ha. Dalga geçme oğlum ya. Neden? Petek gitmesin diye on takla atmadın mı oğlum? Benimki sadece insani bir duygu. Kızın durumuna üzüldüm o kadar. Yıllar sonra pat diye kızın gerçek annesi geliyor. Ne yapacağını şaşırdı. Sadece onun yanında olmak istedim. Arkadaşça. Arkadaşça. Asıl sen kendine bak. Bakıyorum da Özlem'le iyice yakınlaştınız. Hiç de bile. O benim için ayılıp bayılıyor be. Sen de dört köşe oluyorsun bu duruma. Yanılıyorsun. O bana asılıyor ama ben de tık yok oğlum. Peki öyle olsun. Bu sıralar canım bir şeye çok sıkılacak. Bir gönül meselesi. Deme ya. Kızlar, size öyle bir haberim var ki bunu öğrenir öğrenmez verdiğim bu bilgiden ötürü beni hemen gruba alacağınızdan eminim. Sonra da o da nasıl yoldum? Ben de tık yok dedi. Ne? Onu çiğ çiğ yemezsem bana da Özlem demesinler. Kendini ne sanıyor be? Bir dakika sakin ol güzelim. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Onlara bağırıp çağırıp popolarını kaldırmayacağız. Peki ne yapacağız? Ya sizin gruba girdin mi artık? Evet. Gerçekten mi? Ay, yaşasın. Tatlı kızlar grubunun bir üyesiyim artık. Bunu herkese yaymalıyım. Yazık delirdi. Ne haber kızlar? İyidir. Sizden? İyiyiz vallahi. Ne olsun? Söylesene Petek, bunun altında kalmayacağız herhalde. Biri balık, diğeri boğa. Çözül bakalım Gülcan. Çok basit. İki burcunda zayıf noktası kıskançlık. Güzel, işimiz kolay o zaman. Nasıl yani? Anlamadın mı? Onlara kıskandıracaksınız. Hı-hı. Sonra da kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacaksınız. Aferin Özge, kafan bunlardan daha iyi çalışıyor. Mersi. İyi de kiminle kıskandıracağız? Hı-hı. Okulda benimle ilgilenen kimse yok ki. Okuldan olmaz zaten. Ayrıca illa birilerinin olması gerekmez ki. Ne oldu abi? Yok bir şey ya. Ya moralsiz tamam. Gözüküyorsun da. Alo? Cengiz? Yine mi sen? Akşam konuşuruz demiştik ya. Ay çok komiksin. Özledin mi beni? Ama bak dünyanın faturasını ödeyeceksin. Doğru. Bana feda mı olsun? Ay çok tatlısın. Tamam canım tamam. Şimdi ders zili çaldı. Tamam öptüm bay. Ay çok şeker çocuk ya. Kesin arkadaş. Cengiz, Cengiz. Alo. Metin. Efendim. Ne? Badem şekeri mi? Ay, bana bu adımı taktın. Çok şekersin sen de. Ya kim bu ya? Evet. Öğretmen geliyor. Kapatmak zorundayım. Tamam. Bye. Kim bu Metin? Ben tanıyor muyum? Sanmam. Petek Cengiz kim? Hiç. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Doğadaki tüm canlıların erkekleri dişilerini korur. Olamaz, olamaz. Kıskanır. Onlara sahip çıkar. Belki senler de izlemişsinizdir. Dişisine başka bir erkek yaklaştığında aslanından ceylanına kadar nasıl saldırgan olurlar? Erkek sever, korur, saygı duyar. Bu doğanın dengesidir. Kim bu Cengiz? Oysa ki biz de tanışalım. Cengiz sor. Belki arkadaş oluruz. Yani bir de hiç sanmıyorum zaten. Mesela bir şey. Aşk bir şey. Mesela. Özlem. Ne zaman ne
Neden daha önce hiç adını duymadık? Ay, başka çevreden. Başka çevredenmiş. Özer, ben ne anlatıyorum? Şimdi öğretmenim şey anlatıyordunuz. Erkek aslan, dişi aslanı korur. Kıskanır, kıskanır da dişi aslan da sağa sola kuyruk sallamaz. Efendi efendi oturur. Aman şu ormanda da bir aslan varmış. Ona da bir göz süzeyim. Aman şu vadide de bir panter varmış. Ay, ona da bir kikirdeğim demez. Ama öğretmenim, erkek aslan da dişini koruyor mu, seviyor mu? Açık açık belli etmezse dişi aslan ne yapsın? Evinde oturup beklesin. Yok ya. Ay, tamam arkadaşlar, sakin olun. Peki. Şimdi, zannediyorum bu doğanın dengesini anladık. Ancak benim size sormak istediğim bazı şeyler olacak. Mesela, başka bir şey.